Şu anda da ümmene çöktük. İlimle, irfanla, kanun hukukla. Pişkinlik yapmaya gerek yok. Olayı yatıştırmaya gerek yok. Amerika'nın çıkışını İngilizlerin devleti yaptırdı. Bak belgeleriyle, saatiyle, dakikasını açıklarım. Oyuna gerek yok. Karşılarında çocuk yok yani. İran'la da atom bombası muhabbeti falan, bunlar da çok ayıp. Yani İran'a Amerika'yı saldırtan, Amerika'yı kışkırtan güç İngilizlerin devletidir. Bu ambargo falan olaylarını yapan da İngilizlerin devletidir. Yani İran'a biraz yanaşmaya kalktı Trump, devirmeye kalktı adamı. Yeri yerine oynatır İran'la, nasıl senin bağlantın olur diye. Rusya ile nasıl bağlantın olur diye yeri yerinden oynattılar. Adamcağız korkudan ne yapacağını şaşırdı. Sonra götürdüler, homoseksüel getirdiler, tepesine diktiler. Zorun homoseksüelleri kabul ettirdiler. İngilizlerin devletinin yaptığı rezaletlerin ucu bucağı yok. Ama şimdi bu sarı gelmiş, vaziyeti kurtarmaya çalışıyor. Efendim, elçi de çıkmış, vaziyeti kurtarmaya çalışıyor. Kurtarılacak gibi değil, rezalet çok büyük. Öyle yapacağına şöyle de, ya dersin İngilizlerin devleti diye bir şey var, bu melanet. Biz de farkındayız bu belanın. Yani İngiliz milletinin de başına bela, dünyanın da başına bela. Hep beraber bir şey yapalım de. O zaman tarihe geçersin. O sarı da öyle. Pürneş'e geliyorsun. Gel Türkiye'den sığınma hakkı iste. Bütün olaylar açıkta. Ne çekiniyorsun ya? Allah verecek bir can borcum var. Richard Moore da Türk hükümetine sığınıyorum da gel elçiliğe sığın. Her şeyi anlat. Bildiğin her şeyi anlat. Ne çekiniyorsun? Trump da öyle ya. Çık televizyona, arkadaşlar bütün televizyonlar çağır. İngilizlerin devleti beni köşeye sıkıştır, tehdit ediyor ya. Millet beni korusun de. Ne korkuyorsun? En fazla şehit olursun ya. Ne var yani? Hakan'la Muhammed'i gördük. Aa, bir anda. Maşallah. Hoş geldiniz. Sizi satranca davet ediyorum. Neyse. Evet, dinliyorum.